Selamlar herkese. Bugün Xiaomi 11 Lite 5G New Edition'ın bir günlüğüne sizler için denedim ve deneyimlerimi aktarmak için kameranın karşısına geçtim. Bugün sizlerle bu telefonla neler yaptım, neleri deneyimledim bunlardan bahsedeceğim. O zaman telefonun dış görünüşünden hemen sizlere bahsedeyim. Öncelikle benim en çok dikkatimi çeken özellik telefonun çok hafif olması. Gerçekten sanki elinizde tutmuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz ve üst sol köşesinde bir ön kamerası. Arka tarafındaysa üçlü kamera sistemiyle sizleri karşılıyor. Ben normalde iPhone 7 kullanıyorum ki iPhone 7 bunun boyutuna göre daha küçük olmasına rağmen çok ağır geliyor. Yani bunu elime aldığımda o bayağı ağır geliyor. Bu biraz daha hafif ve gerçekten zarif bir görünüm var. Dışarıdan da iPhone gibi görünüyor. Benim telefonda en yani önem verdiğim şey aslında kamerası. Yani ön kamerası, arka kamerası çünkü fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Ben telefonu ilk elime aldığımda aslında deneyimlemek istediğim ilk şey kamerasıydı. Çünkü bir telefonda en fazla önem verdiğimiz şey kamera. Kamerayı açtığımda en çok beğendiğim özellik video çekme özelliği ve portre fotoğraftı. Gerçekten çok güzel bir şekilde çekiyor. Ben normalde iOS'cuyum. iOS'tan başka böyle sanki telefon yok hayatımda ama telefonu gerçekten hani eğer çok fazla iPhone'dan başka telefon kullanmam diyorsanız bence algınızı yıkabilecek bir telefon olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben de öyleyim. Zaten birazdan çektiğim fotoğrafları, videoları göstereceğim. Android olarak da aynı zamanda bizler bu telefonları kullandığımızda bir Instagram hikayesi olsun ya da Instagram postu olsun atıldığında kesin Android'den atılmış deyip fark edebiliyoruz. Görüntü kalitesi düştüğünde. Ama bu telefonlarda sizlere de birazdan göstereceğim. Attığınızda hem görüntü kalitesi düşmüyor hem de fotoğraflarınız piksel piksel olmuyor aslında. En güzel özelliklerinden biri de bu. Yakın zamanda sizler için bir konsere gittim. Fotoğraf, videoyu hepsini bu telefonla çektim. Gerçekten çevremdeki insanların telefonlarına baktığımda onların ışıkları çok fazla kırılıyordu ama bu telefonda gece görüş sistemi gerçekten çok güzel. Işık kırılmıyor, renkleri çok canlı. Şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten. Gerçekten renk harika. Arka tarafta bizlere üçlü kamera sistemi karşılıyor. Bunlar 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel geniş açılı kamera, 5 megapiksel telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 20 megapiksellik bir kamera sizlerle beraber. Tabii bunlar sayısal veriler. O yüzden çok fazla detaya inmek pek de önemli değil. Sizlere kanlı canlı bir şekilde nasıl ve ne kadar güzel olduğunu göstermek için sizleri bu fotoğraf ve videolarla baş başa bırakıyoruz. En önemli özelliklerden biri de günümüzün vazgeçilmezi Instagram diye düşünüyorum. Instagram'a attığımızda kalitelerin düşmesi bizim için aslında çok büyük bir sorun. Ama bu telefonda böyle bir sorun yok. O yüzden size bunu göstereceğim şimdi. Kendi Instagram'a girdiğimde görüyorsunuz zaten şu an ekranda. Herhangi bir kalite düşmüyor ve gayet güzel bir şekilde renklerin de güzelliğiyle kullanımı kolay. Bir de post olarak göstereyim sizlere. Bu fotoğrafların hepsini bu telefonla çektim bu arada. Bence gayet güzel bir görünüşü var. Kalitenin düşmediğini sizler de görüyorsunuz aslında şu an. Hele ki bu fotoğraf çok güzel.
bir önemli nokta ise şarj sistemi. Çok hızlı bir şekilde şarj oluyor ve bence en güzel noktalardan biri. Bir yere çıkacaksınız ve böyle telefonunuzun da şarjı az. O yüzden hazırlanı dururken böyle bir kenarda telefonunuzu şarja takarsınız. Çok hızlı bir şekilde şarj oluyor ve uzun süre telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Ben bir gün içerisinde sürekli kullandım ve neredeyse %60'lık dilimini kullandım. Bana gayet de yetti aslında ki ben çok fazla telefon kullanan bir insan olduğum için bence gayet şarj süresi güzeldi ki telefon şarjı taktığınızda falan da ısınmıyor. Yani o da güzel. Benim kendi telefonum öldüğü için artık şarja takarken bile böyle çok fazla ısınma yaşıyorum. Ama bu telefonda böyle bir deneyim yaşamadım kesinlikle. Şarj süresi çok iyiydi. Aynı zamanda çok hızlı şarj olması da bence gayet geçerli bir not aldı benden. Hafıza kısmına gelirsek de telefonun 128 GB'lık bir hafızası var. Bence gayet yeterli bir hafıza. Tabii ki bir günlük kullanımda bunun hepsini deneyimleyemedim ama telefonunuzdaki verileri silmek sürekli zorunda kalmayacaksınız. 128 GB aslında normal bir kullanım için bence gayet yeterli diye düşünüyorum. Bir başka özellik de oyun severlerin en çok hoşuna gideceği taraf olabilir. Telefonu elime aldığımda şarjım yanlış hatırlamıyorsam 81'di ve 2 saat aralıksız bir şekilde oyun oynadım. 69'a düştü yanlış hatırlamıyorsam ve hiçbir şekilde telefon ısınma yapmadı. Telefonun kendi özelliği olan Game Turbo'da da oyunun performansını arttırabilir, daha fazla güzel oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Telefonun ses tarafına geldiğimizde ise ben telefonu böyle kalabalık ortamlarda deneyimledim. Normalde açtığınızda kulağınıza dayamanız falan gerekiyor telefonundan ses gelebilmesi için ama büyük ve sesli ortamlarda bile telefonunuzun sesini normal düzeyi açtığınızda bile çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. O yüzden bu özelliği de bence gayet yerinde ve güzel bir özellik diye düşünüyorum. Ben bir gün içerisinde telefonu bu şekilde deneyimleyebildim ve gayet zevk aldım aslında telefonu incelerken. Bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlardan belirtip eğer videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın.